Cümleten selamünaleyküm sevgili dostlar. Türkiye'nin en çok izlenen YouTube kanalından hepinize selamlar olsun demeyi çok isterdim ama sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla sizlerin desteğiyle ancak bu kadar izlenen kanalımızdan selamlar gönderiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkese mutlu pazarlar. Sevgili dostlar, uçakla girmek istiyordum ama... ...şimdi e, pek uçaklık değil bu duyumlar. Yani... ...şeylik daha çok... E, ...zeplin... ...hani maket uçak... o ...okopbe... E, ...ne bileyim öyle bir şeylik yani. Çok uçaklık durmuyor açıkçası. O yüzden de... E, ...hani vebale girmeyeyim dedim. Çok uçaklık durmuyor diye. Şimdi ilk ismimiz Fenerbahçe için... Brion Castillo iddiası. Bakın Brion Castillo. Brion Castillo. Bu e, genellikle Castillo ismini pesçi arkadaşlar çok iyi bilirler. Hocam o Castillo mu? Yok o Castillo değil. O PES'teki e, bir isim. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncu. İyi e, hocam bu 23 işte o da 23'tü. Yok o değil. Brion Castillo için... Brezilya'dan Santos ile karşı karşıya geldiği yazıldı. Brezilya basını Fenerbahçe ile Santos'un 23 yaşındaki oyuncu için karşı karşıya geldiğini yazdı. Ülkesinde Barcelona SC forması giyiyormuş. Hocam bak Barcelona diyor Ali Koç'un yakın ilişkileri var. Ali Koç da o dediği lafa pişman olmuştur diye düşünüyorum ama Ekvator ekibinin başarılı futbolcuyu 2022 Dünya Kupası'na kadar takımda tutmak istediği ancak oyuncunun ayrıldık konusunda ısrarcı olması halinde ise 3,5 milyon dolara yani 57,4 milyon TL'ye satmayı planladığı yazıldı. Haberde Santos'un daha önce düşük bir teklif yaptığı ve bunun Barcelona tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Fenerbahçe'nin Castillo konusunda ısrarcı olması halinde ise oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek için sarı lacivertleri tercih edeceği, edebileceği yorumu yazıldı. Peki Castillo ne yaptı da yazılmış? Bu sezon 11 lig maçında 2 asiste imza atmış. Ayrıca 8 kez de Ekvator milli takımının formasını tercih etmiş. Şimdi hocam bu kastı Hangi kastı Şimdi arkadaşlar e, bir önceki videoda hani Beşiktaş'ın şeyi vardı. E, neydi o? Bir Slavia Prak'tan bir transfer girişim vardı. Oradaki arkadaşla karıştırmayın. Yani o forvet olan bir arkadaş. O değil bu. Bizim kastı Sabek 10 Kasım 98 doğumlu 23 yaşında. 1.70 boyunda Sabek. Bakın 1.70 Sabek. Hemen aklımıza ne getirecektik? Hız. Yani boy küçükse hız yüksektir. Hız yüksekse işe yarar. Bakın Süper Lig'deki hiçbir Sabek'in boyunun uzun olmasını e, ben mantıklı görmüyorum. Niye? Çünkü bizim ligimizde hemen hemen her takım hızlı kanatlarla hücum yapar. Hızlı kanat aksiyonları geliştirir. Yani kanatları yavaş olan hemen hemen hiçbir takımımız yoktur. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşımız sağ ayaklı, sağ bekte, sol bekte, sağ açıkta görev alabiliyor. Ekvator milli takımında oynaması. Ee, ve başka bir olay var. Hani ben girişte bir espri yapmaya çalıştım kendi çapımda. Pes dedim ama aslında orada vurgu yapmak istediğim başka. Arkadaşlar biz bu arkadaşı uzun zamandır takip ediyoruz. Hani... Kanalımızın müdavimleri bilir. Kasım ya da Aralık'tan beri biz bu arkadaşı takip ediyoruz. Hatta Ekvator Milli Takımında diyoruz. Valencia aracı olur şöyle böyle diyoruz. Hatırlayın bir kişi daha var Ekvator Milli Takımında bizim takipte olduğumuz. Şimdi ben bu arkadaşı alacak olsam o sayıyı ne yapacağım? O sayıyı satacak olsam bu arkadaşı ne yapacağım? Hani aklımda deli sorular. Çılgın çılgın sorular. Ama siz değerli kardeşlerime sunuyorum, soruyorum. Yani bana kalırsa bir ihtimal yok. Ha derseniz hocam bak alalım. Eğer hoşumuza gitse gitti gitti aksiyonları iyi. Yani hızlı, atraksiyonel bir oyuncu. Ama 2,5 milyon dolar, 3,5 milyon dolar zor yani. Bir de yaş 24. Şimdi bir de şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Her aldığımız oyuncu kimliği çıkmayacak. Her aldığımız önce salayı çıkmayacak. O bak 4 senede 2 tane falan oldu yani. Anlatabiliyor muyum? Onu unutmayın. Durum bu. Ben şu an için çok çok uzak görüyorum Brion Castillo'yu. Haberiniz olsun. Biron. Biron Castillo. Pardon. Jesus'un ilk transfer hedefi. William Carvalho. Şimdi cumartesi günü ben ee, değişik bir yapıda bir öğretmen olduğum için çocuklar önce sinemaya götürdüm. Oradan parka götürdüm. Oradan piknik yaptırdık. Oradan dondurma. Oradan hayvanat bahçesi. Oradan e, Luna Park. He he canım he. Tabi tabi yaptırmışsındır he. Yaptırdım lan. Yalan mı söyleyeceğim? Siz bende ne zaman yalan duydunuz? Yani dün benim için çok çok yoğundu cumartesi günü ve çocuklar için de adım gibi eminim unutulmaz ömürleri boyunca unutmayacakları bir gün yaşandı. E, güzel oldu katkılarından dolayı. Başta Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Yani ben talepte bulundum onlar da kırmadılar. Çok güzel oldu. Bütün öğretmen arkadaşlara da tavsiye ederim. Özellikle hafta sonları e, ailelerinde de katılımıyla yaptım. Yani herkes kendi e, çocuğundan mesul olacak şekilde birçok arkadaş da bana soruyor hocam senin hani tanıyan arkadaşlar soruyor sen çok güzel etkinlikler yapıyorsun. Arkadaşlar normalde okul döneminde yapmak çok riskli ve sorumluluk gerektiren bir olay. Hani e, tabiri caizse bırakın kendi herkes kendi annesiyle babasıyla gitsin. Siz bulaşmayın bu işlere e, yasaları var. O yüzden bilginiz olsun. Bizim hocamız yapmıyor niye yapmıyor falan filan demeyin. Kimseyi de suçlamayın. Yani çok büyük risk Allah muhafaza. Kayseri'de mesela son bir yıl içerisinde iki defa üç defa otobüs kazası gerçekleşti ve maalesef acı kayıplar oldu. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Ama e, her çocuğun özellikle annesi ve babası, kendi annesi ve babası o çocukla ilgilenmek zorunda, mecburiyetinde ve olması gereken de bu. Çocuklarınızı önce siz eğitin. Mesela e, birçok genç kardeşimiz, birçok anne baba bana diyor ki ya hocam biz çocuğumuzu hani e, sıkıntı yaşıyoruz gençlik döneminde işte şöyle böyle. Çocuğunuza yaşamasını istediği e, helal dairesindeki zevkleri siz yaşatın. Ya girin koluna götürün sinemaya Götürün ki hani bir erkek arkadaş Bir kız arkadaş aramasın Siz sinemaya götürün Parka götürün oturun Muhabbet edin ya illa Mangal yakacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar Yani bunları siz yaşatın Alın karşınıza okey oynayın Ne bileyim gerçekten batak oynayın Bilmem bir şey yapın yapın Telefonuna uygulamam indirdi oturun izleyin nasıl oynuyor diye Ya çok saçma hocam Ya bir tane baloncuklu maloncuklu bir şey oynuyor Evet ben de biliyorum birçoğu çok saçma geliyor. Oturun izleyin. Ya çocuklarınız anne baba gibi değil. Arkadaş gibi dost gibi olun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne diyor çocuklara? Hazreti Ali de diyor aynısını sanırım. E, hani çocuklara sizin döneminize göre değil onların dönemine göre eğitim eğitin diye. Ya bizim dönemimizde çelik çomak vardı, saklambaç vardı ne güzel. Uzun eşek vardı. Uzun eşek oynayan var mı ya aranızda? Yani o zaman, hocam biz uzun PUBG oynuyoruz. 40 kişi bir araya geliyoruz PUBG oynuyoruz falan. Benim yani neyse. Hayat hikayeme geçmeyeyim. Karavalyo olayı beklemesin. Çok özür dilerim arkadaşlar. Araya karıştım ama böyle de şeyleri söylemem lazım. Gençliğin hali bitik. Yani kızlarımıza bakıyorum. Bir tarafları açma merakı içerisindeler. Erkeklerimize bakıyorum. Bir taraflara kaçma merakı içerisindeler. Farkında mısınız bilmiyorum ama uyuşturucu kullanma yaşı 16'nın da altına düştü. Farkında mısınız bilmiyorum ama sigara kullanma yaşı 9'un altına düştü. Yani ee, sözün meclisten dışarı işte bir öğretmen bir ne bileyim başka birisi komşu çocuğunuzun kulağını çekse yaramazlık yapıyor. Benim çocuğuma kimse karışamaz demeyi biliyorsunuz ya. Hani bunu diyorsunuz ya benim çocuğuma kimse karışamaz. Benim çocuğum özgürdür diye. Bunların hepsini hesaba katın. Ha ben o yapılan doğrudur kulak çekilsin şöyle böyle demiyorum. Ama siz çekmezseniz o kulağı siz o kulağı illa fiili olarak değil uyarı olarak çekmezseniz o kulak çok çok büyür o kadar çekilmesi gereken bir kulak haline döner ki diğeriniz yanar. Aman dikkat. Ben Kayseri'de mesela son yıllarda daha doğrusu son aylarda sürekli intihar görüyorum. Sürekli evden kaçma görüyorum. Bak bu Kayseri'de böyleyse sizin oralarda da öyledir. 3-5 tane haber görüyorum. Belki 300-500 tane haber vardır. Hepsi yansımıyordur. Aman dikkat gençlerimize dikkat. <laughs> hani ben el, elimden geldiğince bana kalsa dini eğitimi ama dini eğitimi hakikaten dini eğitim olarak vereyim. Yoksa not olarak değil. Severek, sevdirerek ve bunlar tohumken yapılır. Neyse çok özür diliyorum arkadaşlar. Bunları konuştuğum için, özür dilemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Yani ahlak her şeyden üstün ama biz ahlakı başka şeylerde arıyoruz maalesef. Herkesin telaşı farklı. Fenerbahçe'de resmi olarak açıklanmasa da artık yine teknik direktör Jesus. Hani eğer Ali Koç Hani saatte 110 km giden aracın el frenini çekeyim. Vitesi de birdenbire geri vitesi atayım. Ayağımı gazdan çekeyim. Kapıları da birdenbire açayım. Yine de ben hiçbir şeye maruz kalmam, kaza yapmam demediği müddetçe Jesus Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve ilk transferini daha doğrusu yapmak istediği ilk transferi Portekiz basını açıklamış. Kimi açıklamış? En başta söyledim. Aklınızda kaldıysa o kadar araya laf soktum ettim ama ee, William Carvalho. Şimdi meşhur bir Carvalho vardı. Savunmada oynardı. Savunma özellikleri ağır. Bir, yani yüksek bir oyuncudu. Bu da onun benzeri. Portekiz Teknik Direktörü Jesus'un William Carvalho'nun Fenerbahçe'ye gidebileceğini aktarmışlar. Portekiz basına Ve Real Betis'te bir yıl daha sözleşmesi var. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye de gitmeye sıcak baktığını söylemiştir. 30 yaşında. Şimdi Sporting'de beraber çalışmışlar. Yeniden bir araya gelmeyi çok istiyormuş. 12 Haziran'a kadar da ulusal, Uluslar Ligi maçları için Portekiz milli takımda olacakmış. Ve İstanbul'da oynamak istediğini belirtmiş. Bu da güzel. Şimdi Real Betis'te yollar ayırmaya yakın diyor haberde. 4 senedir Real Betis'te oynuyor. Artık sıkıldı diyor. 49 resmi maça çıkmış bu sezon. 49 resmi maç. Hocam ama yaşı 30. Çok yaşlı. Koşamaz. Ölür bu sahada. Eşe dönüne ay çeker hocam. Adam Müslüman değil lan. Hocam o zaman Tanrı beni korusunu çeke çekemez. Adam 46 diyor ya. 40, ya 40 artı diyelim. Hadi illa 46 demeyelim. 40 artı maça çıkmış diyelim. Basit mi sanıyorsunuz? Yani 40 artı maça çıkmayı. Ve 4 gol 5 asist. 49 resmi maç 4 gol 5 asist. Yani niye 40 artı dediğim şey dakika bazında e, hesap ettiğin zaman 2933 dakika. Yani bizim tabirimizde e, hani 30 küsür maç. Dur tam yapalım 2933 böl 90'a 33 maç diyelim. Adam 33 maça çıkmış. 4 gol 5 asist. Dikkat ediyorsanız girdi çıktısı bol olmuş. Zamanında 16 milyon euro almışlar 2018 yılında. E, benim gördüğüm, gözlemlediğim oyuncuyu çok düşünmüyorlar kadroda. Baktığın zaman ön libero bu arkadaş. Yani hocam biz Gustavo çapasından kurtulamadan bir de Carvalho'yu alacağız diye. Ya arkadaşlar olay başka. Şimdi kariyeri boyunca e, Jesus sürekli Şampiyonlar Ligi'ni önem veren bir hoca. Yani ben Fika'da çalıştığı dönemde de dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğumu düşünüyorum. Ancak bu noktada kalabilmek için Şampiyonlar Ligi'nde kendinizi göstermeniz ve ispat etmeniz lazım diyor. Elit teknik direktörü e Şampiyonlar Ligi'nde devamlı yer almalı ve başarılı olmalı diyor. Mesela bakın Real Madrid dün kupa kazandı. İstatistiklere baktığınız zaman Real Madrid çöp dersiniz. Özellikle bizim bir arkadaşımız var. Yani kimin adı geçse çöp diyor. Kendi daha çöp. İsim vermiyorum. O kendini biliyor. He. Baktığın zaman tuhaf işler. Hocam yani bu adamlar nasıl kazandı bu kupayı diyorlar ama kazanıyorlar işte. Çünkü oranın gediklisi olmak ayrı. Bir arkadaş da yazmış işte hocam diyor ama diyor Jesus'un hiç kupası yok. Avrupa'da hiç kupası yok. İnşallah bizle olur. Neden olmasın? Olabilir arkadaşlar. Yani tam Fenerbahçe Kupa Kazanmalık Kulüp. Düşünsene bak Fenerbahçe'de Avrupa'dan kupa kazan ömrü billah şey desin. Yani heykelin dikilir. O e, dikilen ekenin yanına cami falan yaptırılır. Lan mübarek bir adam olur çıkarsın lan Fenerbahçe'de kupa kazansın. Ama şu var. E, kupa kaldırmadı diye başarılı değil demek yanlış. Bakın arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Kalbur altı teknik direktörler e, Kalbur altı teknik direktörler hemen hemen hepsi Bak hemen hemen hepsi Türkiye liginde coşmuş vaziyette. Ya bir bakın Allah aşkına, bak şimdi sevip saydığım isimler ama ya Volkan Demirel, Emre Belezoğlu bu ligde yani star olmuşlar ya ve bu kadar az sürede, bu kadar az sürede star olmuş durumdalar. Yani bu kadar az sürede star olmuş durumdalar. Ve ben diyorum ki işten anlayan hakiki bir teknik direktör asıl o star olur. Benden uyarması, benden söylemesi. Hocam Jesus iptal olmuş ya. Ya Jorge Jesus dur son dakika vereyim. Hocam Jorge Jesus iptal olmuş diyorlar ne diyorsun? Kim diyor? Hocam lak ediyor ya. Ya lak ediyor ya. Ya, ya iptal oldu diyor ya. Lan oğlum sakin bir düzgün anlatın şunu. Hocam 3 sene imzalandı lafları külliyen yalan. Evet külliyen yalan 3 sene imzalandı lafları. 1 artı 1 imzalandı. Hani, kaç kere söylemem lazım? Yok hocam 3 kere imzalandı. Yalan diyor. Demek ki iptal oldu Jesus Ya o öyle değil ya. Yani o öyle bir şey değil. Arkadaşlar şimdi bak. Siz bana deseniz ki Jorge Jesus'tan 10 yıllık imzalandı. Ben derim ki 10 yıllık imzalanması yalan derim. 10 yıllık falan imzalanmadı derim. Siz şey mi diyeceksiniz? Bak Jesus iptal olmuş. Mustafa Hoca da yalanladı. Öyle bir şey yok. Sadece 3 senelik olayını yalanlamışlardır. Yani yalanlayabilecekler o. Onun dışında hadi diyelim ki Cesus komple yalan. Hatta Ali Koç çıksın dedi ki biz Cesus'la hiç görüşmedik ki desin. fotoğrafları dahi inkar etsin. Bir güruh var. Çıkıp bak Mustafa Hoca'ya saldırın. Yalanmış. Adam kandırmış bizi. Diyecek bir guru, güruh, var. Ben onlarla karşı karşıya getirmeyin. Torino'nun Fenerbahçe'den iki hedefi. Torino'lu Şaban. İtalyan ekibi Torino Mert Hakan Yandaş'a yakın takibi almış. Doğru. Bak bu doğru arkadaşlar. Kesinlikle doğru. Şimdi yakın takibi aldılar. Doğru. Teklif için hazırlıklara başlamıştı. Ali Koç'un açıklamasından sonra yani 7 milyon euro direkt teklifte bulunmalarını da bekliyoruz açıkçası. Ali Koç'un açıklamalar biraz şeydi. Ee, ne derler ona? Koz. el ha blöf. Ali Koç'un açıklamalar blöftü. Ya biz Mert Hakan'ı satmıyoruz. Saha içi, saha dışı duruşu. Ne diyecekti? Ya Mert Hakan çöp ya. İsteyen gelsin de vereyim mi diyecek. Ne diyecek de? Yani Ali Koç'un açıklamalar buydu. Ve aynı Ali Koç'un açıklamalardan sonra Torino hem Mert Hakan yandaş hem de Miha Zaytz için şu anda bu suya yatmış durumda. Bakın Mert Hakan yandaşa CSK'dan gelen teklif 5 milyon euroydu. 5 milyon euro. Hani bizimkiler hani Ali Koç diyor ya, ya direkt reddettik falan filan. O öyle değil. Öyle değil. <laughs> ya mesela bir şey söyleyeceğim. Bana birisi teklifte bulunsa. Desek ki ya şurada gol var yazıyor. Şurada da gol yok. Nokta.com diye bir sitemiz var. Hani reklamını yapacağız. Ne kadar istersin dedi. Ben dedim ki siz bir fiyat verin. Dedi ki ayda 5 bin lira. Sağım lan Benim gözler bir büyür. Bak benim gözler bir büyür. Ayda 5000 bin lira. Bu, bura artı Holosko'yu da size vereyim derim. Ayda 5000 liraya satarım buraya yani kusura bakma e, yaptığım bir şey yok yayın bekliyor millet yok üye yayını bekliyor yok düğünlerde çalgılarda, çengilerde geziyorsun evlilik yok nişan yok nikah yok olmaz 5000 lira iyi para aylık 5000 lira ama ben derim ki e, cevabım tamam kabul olmaz hani fiş almasak kaça çıkar adam dedi ki kabul ediyorsan 5000 lira etmiyorsan 5500 ben e, bir gün sonra size dönsem olur mu derim. Lan Mustafa hocam bak etme eyleme. 5 bin lira aylık. Burayı bile satarım diyorsun. Niye kabul etmiyor? Cık. Hani istemem yani cebime koy da değil. Kayseri ayağı. Ali Koç da Kayseri değil ama Kayseri ayağı niye yapıyor? Emin olun ertesi güne 5500 ya da 6000'e çıkarıp o teklifi revize ederler. Anladınız mı? Bilmem anladınız mı? Anladıysanız Mert Hakan kısmını geçiyorum. <laughs> Zeiss da listedeymiş. Zayt içinde benzer şeyleri konuşmadı ama Zayt içinde resmi bir teklif gelsin sonra düzelir. Yani 9 gol 2 asistlik bir performans, müthiş bir performans. Bir de milli takımda oynuyor. Ee, Slovenya milli takımının at oyuncusu. Yani böyle bir oyuncu, analar neler doğuruyor yani böyle bir oyuncu nasip olmaz kolay kolay herkese. Orada söyleyeyim. <laughs> Araya bir zayıf duyum sıkıştıracağım. Çünkü videoları dikkatli izleyenler duyumlardan faydalansın. Dikkatli izlemeyip sadece kapak resmine bakanlar zıkkımın kökünü alsın. Hoş birin onları. Kim Minji'nin serbest kalma bedeli 23 milyon euro ancak bu sözleşmeye ek bir madde eklenip bunun 40 milyon euroya çıkarılacağı zayıf duyumu var. Ben de bilmiyorum ne kadar doğru ama Kim Minji elde kalırsa bu 40'a çıkarılacak diyebiliyorum. Bu bir. İkinci zayıf duyumu söylemeden önce. orada ben zayıf duyum derken üyeler gülüyorlar şu anda. Gülmeyin lan. Gülmeyin videoyu beğenin. Videoyu beğenmeyen cinconun olsun. Hem de elinde bali şişesiyle maç izleyen cinconunlardan olsun. Hocam o başka. Fenerbahçe'de Miguel Crespo çalışmalara başladı. Crespo müjdesi. Fenerbahçe taraftarına Crespo müjdesi. Nasıl bir müjdedir? Yani nasıl bir müjdedir? Ee... Ben bir şey söyleyeceğim. Hemen aklınıza şu gelmiştir Carvalho olayında. Hocam hem Carvalho hem Crespo olur mu? Olur. Olur olur hem de bal kralından olur diyor. Ya. Olur olur hem de kralından olur. Ama bana mantıklı gelmiyor ya. <laughs> yani bana mantıklı gelmiyor. Bak şöyle olur. Carvalho için adamlar dedi ki, lan sözleşmesinin son senesinde biz de çok düşünmüyoruz. 4 milyon euroyu verin alın dedi. Crespo'yu 20'ye sattım. 20'ye Crespo'yu satıp 4'e Carvalho aldım. Yanlış anlamayın ama mükemmel bir iş olur. Mükemmel bir iş olur. Ya da Crespo'yu 16'ya sattın, sonraki satışından kaça satarsanız satın %25'i bizim dedim. Mükemmel bir iş olur. Bakın, şunu unutmayın. Avrupa'daki her takım al sat için oyuncu almıyor. Bazı takımlar alayım, 10 sene oynatayım diyor. Unutmayın. Yani her satılan futbolcunun yüzde 25 pay. Adam yüzde 50 pay koysun kimseye satmasın. Değişen bir şey olur mu? Anlattı, anladınız mı bu mevzuyu? Ee, bu arada da inceden de duyumu vermiş oldum ha. inşallah anladınız yani. Biraz geri sarın. Ee, William Crespo olayı. Neyse Fenerbahçe Çaykur Rizespor'un oynanan maçta sakatlandı ve 5. metatars kırığı nedeniyle ameliyat olmuştu Crespo. Bireysel olarak çalışmalara başladı. Zaten daha önce salon çalışmalarına başladıydı. Sakat haliyle ayağını, ayağını çalıştırmıyordu ama vücudun başka yerlerini çalıştırıyordu. Ve Fenerbahçe'de sosyal medya hesabından çalışmaları paylaştım. Ee, hani Chris bu için şunu söyleyeyim. Ben milli takımların yerinde olsam milli takımının yerinde olsam Portekiz milli takımının Crespo'nun üstüne çok düşerdim. Beni yanlış anlamayın ama yani eminim Crespo gibi çok vardır. Ama e, yani şey diyeyim. Bu arada Crespo'nun doğum yeri Fransa. Çifte vatandaşlığı var. Hem Fransa hem Portekiz vatandaşlığı var. İki milli takım da seçebilir. Ama tabi oralara seçilmek. Yani bizim kanalın 150 bin olması gibi bir şey yani oralara seçilmek. Biraz dayın olacak. Biraz da arkanda kardeşlerin olacak. Çalışan, çabalayan. Crespo için de yine bir zayıf duyum söyleyeyim. Onun da 20 milyon euronun altına hiçbir teklife satılmayacağına dair bir şey geldi bana. Bu zayıf duyum e, Kim birazcık daha güçlü. Haberiniz olsun ben normalde 16'ya 17'ye satılır diye düşünüyordum ama e, yani 20'nin altına satmayı düşünmüyoruz diyor. Demek ki gözünü iyice karartmışlar. Bir de şu var. Jesus Portekizli. Bu adam da Portekizli. Yani takımda ister. Değil mi? Ve son haberimiz Fenerbahçe'de kriz Jesus'u bekleyen büyük tehlike Şimdi güzel başlık olur bundan Fenerbahçe'de kriz Jesus tehlikesi Kriz bu müjdesi ee, Güzel başlık olur Şimdi bu haberde yani şu an konuşacağım haberde şunu anlatıyor Hani Fenerbahçe'de Yıllar kupasız geçti mi geçti. Sıkıntı var mı? Var. Ama ortada da şöyle bir olay var. Cesus da olsun, İsmail Kartal da olsun bir transfer isteği illaki olacaktır. En az. En az 5 transfer diyeyim. 5 transfer isteği olacaktır. Her ikisi de ciddi bir transfer listesi sunmuştur. Şunları alın diye. Ali Koç bu listeyi gördükten sonra muhtemelen dil altı hapını almıştır. Hocam Ali Koç da o kadar yaşlı, yaşlı, değil. Emin olun o liste adamı yaşlandırır. Sen gördün hocam. Ben nerede göreceğim? Ben kim, kim göreceğim? Siz de biliyorsunuz Ali Koç da açıkladı. 12-14 13-14-15 ismi kadroda kalsın diyor. Güzel. Peki hocam sorun ne? Sorun yabancı sorunu. Fenerbahçe'de mevcut durumda kiralıktan döneceklerle birlikte 16 yabancı oyuncu var diyor. Saydın mı lan? Bak bu kısım Şöyle yapayım. Bu kısım çok ama çok dikkatli izlenilmesi gereken bir kısım. Bu kısımdaki bütün şifreleri çözmeniz lazım. Anlamanız lazım. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Hatta şu da ekranda dursun. E, sonra hocam bu niye duruyor demeyin. Bu kısım önemli. Bakalım Fenerbahçe'nin kadrosunda kaç tane yabancı var. Atilla Salai. Kim Minji 1 Tisserand Novak Osai Samuel 2 ee, Gustavo Crespo 3 Zayt 4 Sosa Rossi 5 Pelkas 6 Berisha e, Valencia Eee Kaç oldu ya? Baştan sayayım ya dur yanlış saydım. Baştan. Salahi 1, Kimmiji 2, Tisserand 3, Novak 4, Osayi 5, Gustavo 6, Crespo 7, Zayt 8, Sosa 9. <laughs> ya ama e, Sosa 9 diyorum ama Sosa gidecek ya. Neyse ben 9 olarak sayayım da. Rossi 10, Pelkas 11. Berisha 12, Valencia 13. 13 etti mi? Etti. Bir de Kolkır gelecek 14, Lemos 15, Max Mayer 16, Allahyar 17, Samatta da 18. Yani kadrodaki yabancı sayısı bu kadar oluyor. Peki hocam hiç gidecek yok mu? Sosa'yı çık 17'de. Yani Sosa kesin gidecek. Kesin %100 gidecek. 17 diyelim. Geçen bir yerde şey gördüm. Ee, hangi salaklı şey Dortmund. Mergin Berişay'ı verin biz de size Emre Can'ı verelim demiş. Fenerbahçe yöneticileri de düşünmek için süre istemiş. Şu an taraftarın yarısı bu haber doğruysa Fenerbahçe de düşünmek için süre istedikleri süreye Fenerbahçe yöneticilerine bu dostlama alıyordur onu söyleyeyim. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Hadi her şeyi de şifreli söylemeyelim. Biraz açık konuşalım. Ben Salahi Kim yüzde %100 biri gider diyorum. Hatta Salahi Kim Minci Tisenan %1 milyon biri gider. %70 ihtimalle de ikisi gider. O yüzden biri gitti sayalım. iki yabancı. Ben Noah'ın kalacağını düşünmüyorum. Gider. Hala iki yabancı. O sayı kalır. Teklifler 15-20 bandında olmazsa sıkıntı. Gustavo'yu göndermeye çalışıyoruz. Ama Gustavo'nun kendi istemediği müddetçe gönderemeyiz. Gönderirsek mesela Gustavo'yu gönder, William Carvalho çekersek şunu da unutmayın. 3 milyon euro maaş bütçesinden bahsediliyor. Sadece bir yıllık maaşına belki Carvalho'nun bonservisini alırsın. Ee, orada bir takas olur. Diyelim 3. Crespo bence kalır 4. Zayt için teklifleri açığız. Ee, Zayt gidebilir. Sosa gitti zaten. Zayt demez diyelim. 5. Hadi yani şu an Sosa gitti zaten. Rossi çok ama çok güzel teklifler var. Çok güzel çift taneli teklifler var. Ben gider diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Pelkas, Pelkas kalabilir. Çünkü 5 milyon euronun üstünde teklifler yok. Ee, hadi ikisi de kaldı diyelim. 5-6 Berisha e kulüp bakıyor. Hani Berişan'ın kalma ihtimali sıfırın altında desem yalan söylemiş olmam. Hocam Jesus bir gelse baksa o zamana kadar kulüp bulamazsa bakar da. Öyle bir durum var. Ee, Valencia o da kulüp bakıyor. 32 yaşındaki oyuncu. Ama bulamazsa. ya yani şu an için 6-7 tane isim var. Geleceklerden de ben zannetmiyorum. Bak bir tek komik geleceksiniz ama belki bir tek Max Mayer kalabilir. Samad da kalabilir. Lemosu ben zannetmiyorum. Kol kırı zannetmiyorum. Çünkü bu adamı hızlı yani sağlam sert savunma oyuncusu ister. İki tane sağlam stoper. Önlerinde bir tane ön libero. Çapa ön libero ama kemirgen bir ön libero. Bak. Kemirgen bir ön libero. Hocam Crespo var. Gitmezse iki ön libero mu? Hayır. Crespo 8 modern 8 gibi oynuyor. Fark etmiyor musunuz? Hücuma da çıkıyor. Geriye de geliyor. Yani 10 numaralı sistem bitti gibi düşünün. Hani Carvalho Crespo, Mert Hakan belki orta saha. Carvalho, Crespo, İrfancan belki orta saha. Çift 8. Böyle bir durum var. Son olarak da Fenerbahçe'de golcü taarruzu süper forvet geliyor. Ben demiyorum haber diyor. Golcü transferi kollar savandı. Santrafor takviyesi. Cessus'un raporuna göre nokta atışı transferlerle de kadro takviyesi olacak. 3 yıldız ön planda. Hocam bize isim ver. 1. Sherlock, 2. Seferovic Bakın Seferovic haberleri bitti farkında mısınız? 3. Abu Bakar 4. Vedat Mureci 5. E, Zuba 6 diye sayarım. Herkesin bana sorduğu soru şu. Ya hocam bak biz sana güvenen bir adamlarız. Allah razı olsun. Hocam biz kanalına da aboneyiz. Allah razı olsun. Hocam biz ne lan posterimi mi öpüyorsunuz ne ne sade de gelin hocam biz bunların hepsiyle gerçekten görüşüyor muyuz güzel bir soru yani takdire şayan edelim bir soru arkadaşlarım size transfer döneminin özetini anlatayım transfer döneminde e, evlilik çağındaki erkeklerimiz ne yaparlar kimse yoksa hayatlarında işte konuştukları görüştükleri düşündükleri anneleri kız bakar Eltisine de sorar, komşusuna da sorar, gün arkadaşına da sorar, ahiretliğine de sorar. Öbürüne de sorar, şuna da sorar. İşte şurada bir tane kız var hemşireymiş şöyle böyle, burada bir tane kız var öğretmemiş, burada bir tane kız var ev hanımı. Bir tane var kapalı, bir tane var açık, bir tanesi kale arkası, öbürü maraton, ki koşucu, öbürününki voleybolcu, bir tane şu var. 100 tane kız sorar. Kafasına yatan, yani 100 tane kız sorar, kafasına yatan 20 taneyi detaylı sorar. Kaç yaşında? Dönürcüsü geldi mi? Kaç dönürcüsü geldi? O servis ne kadar? Ee, yıllık ücret ne kadar istiyor? Yani arçelik mi beko mu istiyor ev eşyalarını? Ee, oğlumuzun işi de iyi. Kendisi Koç Holding CEO'su falan. Gören Ali Koç'a kız istiyor zaten. Yani transferde böyle. 100 kişi forvete bakarsın. Belki 20'siyle görüşürsün. Belki 20'siyle hiçbirinin anlaşamazsın. Şapkadan tavşan çıkar. Ben bunu alamam dediğin birdenbire teklif gönderir. İşte bunun adı fırsat transferi. Akşam pazarı. 100 kişiden 20'siyle görüştün. Bu transfer duyumu. Bu transfer haberi özür dilerim. 100 kişiden 20'siyle görüştün. Bu transfer haberi. 20'sinden 5'iyle ciddi ilgilendin. Bu duyum işte. Anladınız mı? 100 kişinin ilgilendin. Bunu herkes yapabilir. Bu söylenti. 20 sinin şartlarını sordum. Bu transfer haberi. 5'inin şartlarını ciddi sormaya başladım. Ben de şunu verebilirim diye. Bu transfer duyumu e, biriyle imzalıyorsun. Bu üye duyumu bunu birkaç gün sonra abonelere subliminal ya da açık açık veriyorsun. Bu da abone duyumu. Umarım anladınız. Yani Arif'e tarif gerekmez. Peki hocam. Sörlot. Sörlot duyum. Seferovic haber. Abubakar, haber. Vedat Burici, haber. Zuba duyum. Bazen de birbirini teklemek için hani onu ona şey yapmak için. Luis Suarez. Luis Suarez duyumdu ama artık haberden öteye geçmez. Mesela Doybuk. Ee, Doybuk duyumdu. O da haberden öteye geçmez. Yani buradan anlamanız gereken şey şu. Sherlock konusunda konuşuldu, şartlar soruldu, edildi. Düşünmek için süre istendi. Seferovic <laughs> şartları bize uymuyor. Bedava ya da bedavaya yakına düşerseniz o zaman düşünürüz dedik. O yüzden haber rafına. Abubakar beklemeyin. Vedat Buric'e aynı şekilde bak. Vedat için de Hani şu şartlara düşerseniz düşünebiliriz dedik. O da haber bandına. Zuba Türkiye'ye gelmek istiyor. İstediği yıllık ücret... Alekta muvik muvik. Bizim verdiğimiz e, İbrahim Tatlıses. Luis Suarez o da Alekta muvik muvik. Bizim verdiğimiz kağıt alım içi. Yani Suarez'in istediğine göre. Doybuk e, göreceğim ağzımı bozacağım olacak. Türkiye'ye gelmem. Sanki biz adam kemiriyoruz. Türkiye'ye gelmem diyormuş. Orada diyormuş çok şey var. E, i̇nsanlar mül mülteci gibi diyormuş. Lan oğlum bu bizimkiler değil. Bizim insanımız saftır, temizdir. Mesela Adidas üretir. Bizim insanımız üretkendir. Abibasını üretir. Nike'yi üretirsiniz siz. Bizimkiler Niksen'i üretir. Böyle üretken millet nasıl şey gibi. Cık, ayıp. Seviyesizlik yapmayın. Ayıp kardeşim. Bak ben bak, Cemil, ben bu da hepinizin gençten diyorum. Neyse. Umarım forvet korsanı atabiliriz. Peki hocam nihai karar ne zaman çıkar? Açık söyleyeyim ben 10 Haziran'dan önce artık Fenerbahçe futbolu A takımından doğru düzgün transfer beklemiyorum. Bir ya da iki kişi hariç hatta ortaya da büyük bir iddia atayım. Dın, 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 son dakikayı ver. Ben 10 Haziran'a kadar maksimum iki transfer bekliyorum. Maksimum taş çatlasın iki transfer bekliyorum. Hocam göreceğim bizimkiler bombardıman yapacak. Bütün futbolcular kampa katılacak. Sen de rezil olacaksın. Keşke diye de ekliyorum. Keşke. Yani 10 Haziran'a kadar 6 transfer. Bitti arkadaşlar transferimiz. Başka yapmayacağız desek. İnşallah. Aziz Allah. Genelde ezan okunca benim o an söylediklerim gerçekleşiyor ama bunun zannetmiyorum gerçekleşeceğini. Çünkü Fenerbahçe'de transfer bitmeyecek arkadaşlar. Yani son güne kadar transfer çalışmalarımız sürecek. He, videoların izlensin diye yapın değil mi? Kanalına abone olsun diye yapıyorsun. Videoların videolarım izlensin diye değil. Ay şey üye döneminde bizim üye sayımız 400'ü 500'ü geçebilir. Ya şu an üye olmayan arkadaşlarım kafanızı taşlara vurun. İmkan olup da olamayanlar. Kafanızı taşlara vurun. Geçirdiğiniz her saniye sizin ömrünüzden gidiyor. Boşu boşuna bekliyorsunuz. Çok net söylüyorum. Boşu boşuna bekliyorsunuz. Yazık ediyorsunuz kendinize. Etmeyin bak. Acele edin. Çabuk bana katılın. Sonra yarın bir gün hocam üye olmayan cimbomlu olsun deseydin. Sen yani, üye olmayana şimdi ezan okunuyor. Derim de yani. İmkanı olup da yanlış anlamayın. Bazı arkadaşlar diyor ben Azerbaycan'dayım kat geçersiz. Ya VPN programlarıyla kaç kişi üye oluyor Azerbaycan'dan etmeyin eylemeyin. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Mağarada internet mi çekmiyor? Valla ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisini size bırakıyorum. Mustafa Hoca önemli duyumları bir kez söyler geçer. Bunu da unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Videoyu beğenirseniz de sevinirim. Görüşmek üzere. Bir de abone olun ya. 30 30 bine doğru bir gidelim, koşalım, depar atalım hadi. Hadi abone olun.